Diyor ki çocuk yapmaktan çekinerek geri durmak, çocuk istememek caiz midir? Tabii çocuk eşlerin her biri için var olan bir haktır. Ve evlilikte asıl olan da nesildir. Yani çoğalmaktır. Dolayısıyla burada taraflardan biri çocuk yapma noktasında isteksiz olursa o taraf ister erkek tarafı olsun ister bayan tarafı olsun tek taraflı olarak böyle bir hakka sahip değil. Karşı tarafını bu noktada ikna etmek zorunluluğu vardır. Yani bir erkek olarak ben çocuk istemiyorum dediği zaman karşı tarafındaki bayan çocuk talebinde bulunuyorsa bu noktada bu erkeğin ben korunacağım demesi caiz olmaz. Veya tam tersi işte kız tarafı ben çocuk istemiyorum erkek tarafı istiyorsa bu noktada kızının kendince kocasına sormadan koruma yöntemlerine başvurması elbette caiz olmaz. Çünkü asıl olan çocuktur. Ama her iki tarafta hem fikir olarak birbirlerinin iradesine saygı göstermek suretiyle çocuk yapmaktan imtina edecek olurlarsa şer-i şerif bunun yollarını göstermiştir ki bu da olası bir durumdur ve mubahtır. Kişilerin kendince bir takım gerekçeleri olabilir. Zamanın bozukluğu, işte geçimdi, şuydu, buydu veya çocukların yetiştirilmesi noktasında veyahut da an itibariyle şu anda bazı meşgalelerimiz var ama bundan sonraki gibi şeklinde bunda fıkhi olarak herhangi bir mahsur lazım gelmez. Çünkü çocuk olmadan önce şer-i şerif çocuğun oluşması noktasında taraflara bir irade vermiş ama çocuk olduktan sonra yani ana rahmine düştükten sonra var olan çocuğun hayatını sonlandırma noktasında ise şer-i şerif ebeveyne bir yetki vermemiştir. Herhangi bir şer'i gerekçeleri olmaksızın. O yüzden öncesinde kendilerince şer-i şerife uygun bir şekilde tedbir almalarında elbette bir mahsur lazım gelmez. Ama burada bir vaaz-ı nasihat tarihiyle yani bir parantez açmak suretiyle şunu da söylemekten kendimi alıkoyamıyorum. Kitaplarımızda geçiyor. Zamanın bozuk olması, çocukların yetiştirilmesindeki sıkıntı vesaire gibi gerekçeler Müslüman bireylerin çocuk yapmaması için bir sebep olabilir diye. Ama bu noktada aslında Müslüman ailelerin sorumluluktan kaçması noktası da söz konusudur. Değil mi? Yani dindar, mütedeyyin bir anne babanın yetiştireceği çocuk elbette topluma fayda verecek bir çocuk olurken bu sorumluluğa girmemek yani taşın altına elini koymamak demek bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın zihniyetine gitmekten pek farkı da yoktur aslında. Değil mi? Yani niçin? Çünkü sen eğer bu boşluğu doldurmayacak olursan birileri bu boşluğu dolduracak. Çünkü bu toplum olacaktır netice itibariyle. Yani anne baba şuurlu bir anne babadan oluşacak bir çocuk imkanı varken şuursuzlardan bunun oluşma durumu söz konusuysa bu toplumun her geçen gün felakete doğru gitmesi olacak. O yüzden Müslüman anne babaların bu noktada teşvik edici yani sorumluluktan kaçmamaları biz çocuklarımızı Allah için hayırda, iyi de, iyi bir Müslüman, iyi bir birey, iyi bir vatansever olarak yetiştirme gayretinde olacağız diyerek bu yola soyunmaları gerekir. Bu noktada geri durmamaları gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Evlenin, çoğalın. Ben yarın ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim. Hayırlı olarak. O yüzden sorumluluktan kaçmak doğru bir şey değil. Sorumluluk almak yani taşın altına elimizi sokmak ve elimizden gelen gayreti sarf etmek. Ama bütün bunlara rağmen olmadı. Yani biz gayret sarf ettik. Anasıyla, babasıyla çocuğumuzu hayır üzerine yetiştirmek üzere. Ama olmadı. Çocuğumuz hayırsız oldu. Orada yapacak bir şey yok. Artık onun vebali ona aittir. Ama olacak diye öncesinden bu sorumluluktan geri durmak bu aslında bir nevi toplum nezdinde kişilerin vebale girmesine de sebebiyet verebilir. Bunu da yani belki bir fıkhi olarak demesek de bir vaaz-ı nasihat olarak kulağımızın bir kenarına koymamızda fayda vardır inşallah. Salli ala seyyidina Muhammedin.